Merhabalar arkadaşlar. C ile Programlama Temelleri eğitim serisinin birinci ders videosuna hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde öncelikli olarak eğitim serisi boyunca kullanacağımız ve bilmemiz gereken bazı temel kavramlardan bahsedeceğiz. Ardından kodları yazacağımız ortam olan Dev C++ programını kuracağız ve akabinde ilk C programımızı yazacağız. Şimdi öncelikle neden C sorusuyla başlayalım. Programlamaya başlamak için neden C dilini tercih ettik? Farklı seçenekler varken biz neden bu dili seçtik? Arkadaşlar C çok eski bir dil olmasına rağmen çok güçlü bir dil. C ile yapabileceklerinizin aslında bir sınırı yok. Yani siz C dilini kullanarak bir işletim sistemi bile yazabilirsiniz. Ya da bir programlama dili bile yazabilirsiniz. Ve C aslında diğer dillerin de atası olarak kabul edilen bir dil. C'den sonra çıkan birçok dil de C sintaksına yani C yazılım stiline sahip olduğu için C'yi öğrendikten sonra diğer dillere geçiş yapmanız çok kolay olacak. Ve bununla birlikte C makine diline daha yakın bir dil olduğu için siz C dilinde kod yazarken birçok şeyi manuel olarak kendiniz yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu dili öğrendikten sonra diğer dillerde işiniz daha da kolaylaşacak aslında. Yani bunu yaptıktan sonra diğerlerini hayli hayli yapabiliyor olacaksınız. Algoritma nedir? Algoritma, bir problemin çözüm aşamasında izlenen adımlar bütünü olarak tanımlanabilir kısaca. Aslında algoritma kavramı sadece programlamada değil, hayatımızın her anında olan bir kavramdır. Bir problemi çözerken o problemi belli başlı adımlara böleriz ve mantıksal çerçevede ilerleriz. Algoritmaların bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası olmalıdır. Mesela günlük hayatımızdan bazı örnekler verelim. Makarna yapmanın da bir algoritması var. İşte nedir? Önce tencereyi almalısınız, tencereye suyu koymalısınız, sonra suyun kaynamasını beklemelisiniz gibi gibi şeklinde ilerler. Belli bir mantıksal çerçevede ilerler. Ya da oturduğunuz yerden kalkıp bir yere gitmek istediğinizde kafanızın içinde bunun da algoritmasını kurarsınız aslında otomatik olarak. Yolun müsaitlik durumuna göre adımlarınızı belirlersiniz. Mümkünse en kısa yolu tercih edersiniz gibi. Programlamada da hangi dilde olursa olsun aslında programlamanın temeli algoritmalara dayanır. Mesela burada bazı popüler algoritmaları eklemişim. Quicksort, BubbleSort, Linear Search, Binary Search gibi. Bunların bazılarına derslerimize ilerledikçe zaten bakacağız. Problemlerini de çözeceğiz örnek olarak. Pekala program nedir? Programın ne olduğu ile ilgili W3 School sitesinden aldığım bir tanım var burada. Diyor ki bir bilgisayar programı bilgisayar tarafından çalıştırılacak talimatlar listesidir aslında. Yani biz bilgisayara belirli bir işi, belirli bir görevi gerçekleştirmesi için bazı talimatlar veririz ve bilgisayarlar bizim için bu talimatları gerçekleştirir. Pekala biz bu talimatları nasıl veririz, neyle veririz? İşte bu noktada da programlama dili nedir sorusunun cevabı ortaya çıkıyor. Normalde bilgisayarın dili makine dildir arkadaşlar ve bu dil sadece binlerden ve sıfırlardan oluşur. Yani hani bu film sahnelerinde, dizilerde vesaire gördüğümüz o yeşil ekranda akan birler ve sıfırlar vardır ya. İşte bu makine dilidir. Şimdi doğal olarak biz insanlar olarak sadece bir ve sıfırları kullanarak kod yazmamız ve o dili anlamamız çok zor olacağı için programlama dilleri geliştirilmiştir yıllar içerisinde. Programlama dilleri çıkmıştır. Programlama dilleri düşük, orta ve yüksek seviyeli olarak üçe ayrılır. Buradaki düşük ve yüksek kavramı bir dilin zayıflığını ya da güçlü olmasını göstermez. Makine diline bir dilin ne kadar yakın ya da uzak olduğunu gösterir. Bir programlama dili ne kadar düşük seviyeli ise makine diline o kadar yakındır. Ne kadar yüksek seviyeli ise de insan diline o kadar yakındır. Yani yüksek seviyeli dilleri biz daha kolay anlarız çünkü bizim konuşma dilimize daha da yakındır. Yüksek ya da düşük seviyeli dil kullanmanın hem avantajları vardır hem dezavantajları vardır. Belki ileride buna değiniriz. Compiler yani derleyici nedir sorusu. Bu da çok önemli bir soru. Az önce ifade ettiğim gibi bilgisayarlar sadece 1 ve 0'lardan oluşan binary kodlarından anlar. Makine dili 1 ve 0'lardan oluşur. Ve ne demiştik? Bizim bunu anlamamız, bununla kod yazmamız çok zor olacağı için programlama dilleri çıkmıştır diye. Fakat şöyle bir durum var. Biz bu programlama diliyle, bu herhangi bir programlama dili olabilir, kod yazdığımızda bile işin sonunda bu program derlenmeli ve makine koduna çevrilmelidir. Burada derlenmeden kastedilen kısım da o kodun, yazdığımız kodun makine diline çevrilmesi. Örneğin biz C#'la, Java'yla ya da C dilinde kodlarımızı yazarız ve derle ve çalıştır dediğimiz zaman bu kodlar compiler tarafından yani derleyici tarafından makine diline 1 ve 0'lara çevrilir
bilgisayarın anlayacağı bir biçime gelir ve bilgisayar bunu işler, bize geri sonuç olarak döndürür. Evet, bahsedeceğimiz temel kavramlar şimdilik bu kadar. Şimdi kodları yazacağımız ortam olan DevC++ programına geçelim. Nedir arkadaşlar DevC++ programı? Bir IDE'dir. Yani Integrated Development Environment, tümleşik geliştirme ortamı olarak çevrilebilir Türkçe'ye. Bizim kodları yazacağımız programın kendisi aslında. İçerisinde bir compiler bulunan. Bu sayede biz programımızı yazdıktan sonra derleyip çalıştırabileceğiz. Şimdi DevC++ programını nasıl indirip kurabiliriz? Hemen Google'a yazalım. Direkt çıkıyor zaten DevC++ yazdığınızda. Kendi sitesi sourceforge.net'e giriyorsunuz. Daha sonra buradaki download butonundan indirip kurabilirsiniz. Kurulumu son derece basit. İndirip next 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 diyerek kurabilirsiniz. Evet, hazırsak DevC++ programımızı çalıştıralım ve ilk programımızı yazalım birlikte. Şimdi DevC++ programının arayüzü bu şekilde. Şu anda herhangi bir proje açık olmadığı için sağ taraf boş gördüğünüz gibi. Sol tarafta project kısmı var. İşte classes, debug kısmı var. Şimdi burada yeni bir projeye başlamak için sol üst tarafta bulunan File menüsünden New ve Source File demeniz gerekiyor. New Source File dedikten sonra sizin karşınıza bu şekilde boş bir sayfa geliyor. Şu anda bu sayfa Untitled 1 olarak gözüküyor. Yani isimlendirilmedi. Çünkü biz henüz bunu kaydetmedik bir yere. Şimdi ilk C kodumuzu yazalım. Include stdio.h diyelim. Daha sonra int main diyelim. Ve programlamaya başlarken ki o klasik mesajı biz de yazdırmaya çalışalım. Printf diyerek. Şimdi bunu Ctrl S diyerek kaydetmek istiyorum ben. Çalıştırmamız için öncesinde bize kaydet diyecek zaten. Hatta direkt şöyle execute menüsünden compile and run, yani derle ve çalıştır derseniz ilk çalıştırma olacağı için ben bunu nereye kaydedeyim ve ne olarak kaydedeyim diyor. Masa üstünü seçelim biz. İlk program diyelim isim olarak. Uzantı olarak buradan C source file seçmelisiniz. Çünkü C dilinde kod yazıyoruz. Daha sonra kaydettikten sonra şu anda çalıştırılıyor ve ekrana Hello World mesajı geldi. Tebrikler, ilk C programımızı yazdık. Şimdi bu 5 satırlık, hatta bir satırda boşluk var, onu da silersek 4 satırlık C kodumuza bakalım satır satır ne yapıyor. Şimdi ilk satırda arkadaşlar include diyerek bir kütüphane ekledik programımıza. Include içerir demek zaten. İçermek İngilizce. Standard input/output.h kütüphanesi. Peki bu kütüphane nedir? Neden biz bu kütüphaneyi programımıza ekliyoruz? Bu kütüphane içerisinde C'nin standart input/output fonksiyonlarını barındırıyor arkadaşlar. Printf gibi, scanf gibi. Örneğin biz burada ilk programımızda ne yaptık? Ekrana bir Hello World yazısı yazdırdık. Bizim normalde stdio.h kütüphanesi olmadan bu yazıyı yazdırmak için kendimiz bir print fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Her seferinde uğraşmamız gerekecekti. Fakat buna hiç gerek yok. Daha önce stdio.h kütüphanesi yazılmış. Bizim için sağ olsunlar, yazılımcılar bunu yazmışlar. Ve biz her programımızda istisnasız bunu ekleyeceğiz. Çünkü printf ya da scanf ya da benzeri fonksiyonları, input/output fonksiyonlarını kullanacağımız için bu bizim her C kodumuzda sabit olacak bir satır olarak düşünebilirsiniz. Normalde ilk derslerde genelde bundan böyle bu kadar detaylı bahsetmiyorlar. O yüzden ben açıkçası bunu ilk gördüğümde hep düşünürdüm. Ya nedir bu? Neden vardır? Niye ihtiyaç duyuyoruz? İçerisinde neler vardır gibi. Tabi her zaman daha detaylı açıklama bulabilirsiniz. Bundan da detaylı açıklama isterseniz Google'dan bakabilirsiniz. Kütüphanenin içinde neler var? Nereden erişebilirsiniz gibi. Evet, ikinci satıra gelelim. İkinci satırda bir main fonksiyonu tanımlaması var. Fonksiyon nedir? Bunu zaten ileriki derslerimizde de göreceğiz. Aslında bir kod bloğudur. Kod blokları bu şekilde küme parantezi içerisinde yazılır. Yani küme parantezi açıp kapayarak biz arasına kodlarımızı yazarız. Ve biz burada C için gerekli olan olmazsa olmaz bir fonksiyonu görüyoruz. O da main fonksiyonu. Arkadaşlar bizim her C programımızda bir main fonksiyonu olmak zorunda. C derlendiğinde çalıştırırken ilk önce gidip main fonksiyonuna bakıyor. Main var mı yok mu? Eğer yoksa hata veriyor. İnanmazsanız deneyelim. Mesela burada main'i kaldırıp alamet diyelim ve F11, klavyeden F11'e basıp buradan gördüğünüz gibi compile and run yapabiliyorsunuz. F11'e basalım biz de. Her seferinde oraya gitmekle uğraşmayalım. Ve diyor ki main'i bulamadım ben diyor. Hata verdi. Gördüğünüz gibi aşağıda da bu arada hataları görüntüleyebiliyor olacağız eğitim serisi boyunca. Şimdi biz bunu tekrardan main yapalım ve
incelemeye devam edelim kodumuzu. Şimdi bu fonksiyon tanımlamasında başında bir int ibaresi görüyoruz. Bu ne? Bu integer tam sayı bir değişken tipi. Değişkenlere bir sonraki dersimizde geçeceğiz. Orada çok detaylı bir şekilde bahsedeceğiz zaten. O yüzden şimdilik bu kısma çok detaylı girmiyorum. Fakat şimdilik şunu söyleyebilirim. Bir fonksiyon tanımlanırken öncelikle o fonksiyonun tipi, boşluk adı dememiz gerekiyor. Daha sonra parantez açıp kapatacağız. İçine eğer gerekliyse parametreler koyacağız ki şu anda biz main fonksiyonunda buna ihtiyaç duymuyoruz. Ve parantezleri kapattıktan sonra küme parantezi açacağız ve arasına kodlarımızı yazacağız. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi şöyle boşluk bırakalım. Şurada da boşluk bırakalım. İşte bütün kodlarımız bu aralığa gelecek. Bir alt satıra indiğimizde ne var? Main fonksiyonun içinde. Printf diye bir fonksiyon var. Bu ekrana bir şey yazdırmak için kullanılan bir fonksiyonumuz. Ve bu bir statement line. Yani bir bildiri satırı. Bir başka kural olarak şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. C'de her statement line noktalı virgülle bitiyor. Yani bizim normal dilimizdeki cümle sonundaki nokta gibi düşünebilirsiniz. Yani ben şimdi mesela dördüncü satırda hello world yazdırdım. Bir alt satıra inip bir de bunun Türkçesini yazdırmak istiyorum. İşte geldim tekrardan printf. Ve bu arada printf dedikten sonra printf'in içini de inceleyelim. Printf dedikten sonra gene parantezi açıp kapatıyoruz. Ve içerisine çift tırnak içerisinde biz bir metin yazacağımız için çift tırnak içerisinde yazmalıyız. Yazdırmak istediğimiz mesajı yazıyoruz. Biz burada ne yazdıracağız? Merhaba dünya dedik. Ve şimdi az önce bahsettiğim durum. Bu bir statement line olduğu için bu satır bittiğinde biz C'ye bu satırın bittiğini noktalı virgülle söylemeliyiz. Aksi takdirde söylemezsek çalıştırmaya deneyelim. Hata verecektir. Gördüğünüz gibi bize diyor ki 6. satırda önce noktalı virgül bekleniyordu. Aslında söylüyor da bize hatanın ne olduğunu. O yüzden biz buraya gelip noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Ve kaydettiğimizde şimdi tekrardan çalıştıralım. Fakat Ü'de bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. C Türkçe karakter desteklemediği için biz bu Ü'yü U harfiyle değiştirelim. Düzgün görüntüleyelim. Evet, hello world ve merhaba dünya. Son olarak bu iki mesajı yan yana bitişik şekilde değil de alt alta yazdırmak istediğimizi düşünelim. Bunu da yapmak için arkadaşlar printf fonksiyonunun içine özel bir karakterimiz var. Şöyle ters slash n, new line yeni satır anlamına gelen. Ters slash ile klavyeden alt gr ve soru işareti tuşuna basıp yapabilirsiniz. Ardından n dedikten sonra. Şimdi tekrar çalıştıralım programımızı. Gördüğünüz gibi alt alta geldi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk dersimiz şimdilik bu kadar. Bu ilk dersimizde temel kavramlardan bahsettik. Dev C++ kurulumunu yaptık. Ve basitçe ilk C programımızı yazdık. Programlamaya başlarken, yeni bir programlama diline başlarken klasik olan mesajımızı görüntüledik. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.